Sayın Bakanım, değerli mesai arkadaşlar, tüm canlılar ve insanlık için paha biçilmez bir değere sahip olan ormanlarımızın yönetimi, milletimiz adına Orman Genel Müdürlüğü, ülke ormanlarımızın neredeyse tamamı doğal ormanlardan oluşur. Bu durum bizler için ne kadar yeterli. Ve artık yaşadığımız dönemin her türlü teknik ve teknolojik imkanlarını kullanan güçlü katkılardan dolayı daha tarihimize bir kez daha teşekkürlerimi... Köklü Orman Teşkilatımızla birlikte 181 yıldır bilim ve teknolojinin ışığında gurur veren nice başarılara imza atarak çok anlamlı mesafeler kat ettik. Bildiğiniz gibi geçen yıl Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 11 Kasım günü Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildi. Ve o gün 1 saatte en fazla fidan dikme rekorunu kırarak anlamlı bir Guinness rekoruna imza attık. Ayrıca ormancılık faaliyetlerimize halkımızı da dahil ederek ülke genelinde 13.8 milyon fidanı toprakta buluşturduk. Bildiğiniz gibi bu yıl ülkemizin her yerinde yoğun orman yangınlarıyla mücadele ettiğimiz zor bir yıl oldu. Malum bu yıl İHA'ları bile orman yangınlarında sık sık kullandık. Hem ekiplerin müdahalesi hem de ekiplerin yönlendirilmesi noktasında çok da faydasını gördük. Bu sayede yangına hassas ormanlarımızın bulunduğu bölgelerde yangına ilk müdahale süresi 2003'te ortalama 40 dakika iken bu süreyi de 2020'de 12 dakikaya indirebildik. İnşallah 2023'e kadar bu süreyi 10 dakikaya kadar indirmek için gerekli çalışmalar da yapıyoruz. Yine 2020'de ülkemizde ilk kez 10 ton üzerinde su atabilen 2 amfibi uçak ve 1 helikopter kullandık. 2021'de de 4 drone, 5 amfibi uçak, 30 adet helikopter ile hava gücü filomuzu daha da güçlendireceğiz. Çünkü dünyada sıcaklık rekorlarının kırıldığı 2020 yılından sonra 2021'de de aynı meteorolojik risklerin olacağını tahmin ediyoruz. Bir yandan görev ve sorumluluklarımızı yerine getirirken, bir yandan da genç kuşaklara tabiat sevgisini aktarmayı sürdürüyoruz. İşte bu hedef doğrultusunda Tohum Ver, Fidana Dönüşsün projesini başlattık. Bu projeyle ilk ve ortaokul çağındaki çocuklarımız bu yıldan itibaren kendi fidanlarını yetiştirmeye başlayacak. Biz onlara bir tohum vereceğiz, bunu büyüt, fidan yap diyeceğiz. Onlar da bir yıl boyunca tohum fidana dönüşmesi serüvenine bizzat şahitlik edecekler. Ve bir yıl sonra Milli Ağaçlandırma Günü'nde çocuğumuz kendi solayıp büyüttüğü fidanını toprakla buluşturacak. 5000 köye 5000 gelir getirici orman projesiyle 5400 köyde ceviz, badem, kestane, zeytin, alıç ve ahlat gibi meyveli türlerden bugüne kadar 20 milyona yakın fidan diktik. Bunlardan bir kısmı meyve vermeye başladı bile. Yine bildiğiniz gibi özel ağaçlandırma mevzuatında yaptığımız değişiklikle birlikte Nisan ayında birimlerimize ulaşan başvuruların değerlendirilmesinin bittiğini söyleyebiliriz. Eylül ayındaki müracaatlara ait değerlendirmeleri de bir an evvel sonuçlandıralım. Sizden isteğim, ceviz, badem, kestane, zeytin gibi türlerle ağaçlandırma yapmaya devam edelim. Orman varlığımızı ise son 18 yılda 2.1 milyon hektar arttırmayı başardık ve FAO raporuna göre dünya orman varlığı sıralamasında 2015 yılında 47. sırada olan ülkemizi 2020 yılında 26. sıraya yükselttik. Böylece orman varlığını artıran nadir ülkelerden biri olduk. 2023 yılı hedefimiz ise orman varlığımızı ülke yüz ölçümünün %30'una kadar çıkarmak. 2020'de ABD'de yangın başına düşen alan 68 hektar, Kanada'da 76 hektar, İspanya'da 20.4 hektar, Fransa'da 7.6 hektar iken ülkemizde bu yıl yangın başına düşen alan 6.2 hektar olarak gerçekleşmiştir. Bu veriler de gösteriyor ki orman yangınlarıyla mücadelede ülkemiz dünyadaki en başarılı ülkelerden biridir. Maalesef bu gerçekler görülmüyor. Üstüne kamuoyunda gerçek dışı algı operasyonları da yürütülüyor. Sizlerin bu konuda kamuoyunu doğru bilgilendirmeniz şart. Maalesef bazı çevrelerce yangının kasti çıkarıldığına, yanan bölgelerinde imara açılacağı iftirasına sürekli olarak maruz bırakılıyoruz. Halbuki yanan orman alanları anayasamız ile güvence altına alınmıştır. Bu bölgelerin başka bir amaçla kullanılmasına asla müsaade edilmeksizin bir yıl içerisinde tekrar ağaçlandırılması zorunludur. Tüm bu ormancılık çalışmalarımızı gerçekleştirirken orman köylülerimizi de unutmuyoruz. Sosyal ve ekonomik maksatlı ferdi desteklemeler için 2020'de 251 milyon 780 bin lira olan Orköy bütçesini 2021'de 300 milyon liraya çıkartılmasını hedefliyoruz. Ayrıca
14.023 orman köylüsünden tahsil edilmesi gereken yaklaşık 40 milyon lira değerindeki kredi taksitlerini koronavirüs salgını nedeniyle başvuru şartı aranmaksızın 3 ay süreyle erteliyoruz. Bunun yanında tüm desteklemelerde kredi faizi uygulamasına son verdik ve herhangi bir doğal afet durumunda bir yıla kadar faizsiz olarak borç ertelenmesine de imkan sağladık. Bal ormanları uygulamalarımız ve aracılığa verilen desteklerle de ülkemiz bal üretiminde dünyada Çin'den sonra ikinci sıraya yükselmiştir. 585 olan bal ormanı sayısını 2023'te 720'ye ulaştırmak istiyoruz. Öbür yandan 25 binden fazla istihdam ve milli ekonomiye 1 milyar liradan fazla katkı sağlayan 1566 adet mesire yeri sayısına 2023'te 1870'e, 26 adet olan ekoturizm alanı da 2023 itibariyle 60 adet ekoturizm alanına ulaştırmayı planlıyoruz. Ormancılık çalışmalarında daha başarılı olabilmeniz için Orman Genel Müdürlüğü'nün ihtiyaçları doğrultusunda bu yıl 700 daimi, 390 geçici olmak üzere toplam 1090 işçi, 1200 mühendis olmak üzere 5000 memur personel alımı gerçekleştirdik. 5000 geçici işçi alımı için de yine Hazine ve Maliye Bakanlığı ile gerekli adımları atıyoruz. Pandemi ve bu yılki afetler nedeniyle çok çalıştık, yoğun mesailer harcadık. Hamdolsun, bakanlık olarak üstümüze düşen sorumluluklarda her türlü adım atarak devletimizin ve milletimizin en az zararla yoluna devam etmesini sağladık. Şimdi 2021'de 2020'den daha çok çalışma bakıyorum. Benim size güvenim tam. Ormancılık görev ve hizmetlerimizi daha kolay gerçekleştirmek, devlet ve milletimizin ormanlarımızdan en iyi şekilde faydalanmasını